Ölüm raporunu imzalayınca cenazeyi teslim alabilirsiniz. Yarın ikisini bir defnedelim diyorum. Baba oğlum. Eniştem ve Yılmaz'ı. Hastalığıyla uğraştım. Ona şahit oldum. Hele en son zamanlarında konuşamıyordu bile. Ama ölümü hiç konduramadım üstüne. Ama benim ona söyleyeceklerim vardı. Hamiyet Hanım'ın eve gitmesinde fayda var. Sakinleştiricilerin etkisiyle daha rahat uyuyacaktır. Yarın için birkaç daha ilaç yazdım. Münevvere de verebilirsiniz bu sakinleştirici haplardan. Halamın durumu normal mi? Hiç konuşmuyor. Ağlamadı bile. Bu konuda Ahu Hanım size daha iyi yardımcı olacaktır. Tekrar başınız sağ olsun. Hamiyet Hanım yaşadığı travmanın yoğunluğuyla aslında kendini kapatmış durumda. Bu tavrıyla eşinin ölümünü reddediyor. Psikiyatride biz buna yatsıma diyoruz. Ağlarsa ya da bir biçimde duygularını belli ederse gerçeği yani eşinin ölümünü kabul etmiş ve onaylamış olacaktır. Oysa o bunu yapmaya henüz hazır değil. O nedenle ölümle birlikte acısını da reddediyor. Doktor. Buyurun Sultan Hanım. Yılmaz Bey'im niye öldü? Kalp krizi dedim ya. Bana hakikati konuş doktor. Onca acıyı taşıdı o kalp. O kadar ameliyatlara katlandı. Bugün de iyiydi, ayıldı bayıldı ama gözünü açtıydı. Bak doktor, canına bir gasp falan bir şey yok değil mi yani? Biliyorum. İnanması güç. Ama ben de yalnız hastamı değil, en yakın dostumu kaybettim Sultan. Olan bu. Zaten başka sebebe ne hacet? Bir insan bu kadar acıya nasıl dayanır? Yılmaz da dayanamadı. Başka bir şey yok yani. Olsa bilmez miyim Sultan? Başınız sağ olsun.
Hepimizin başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah başka eylemkileri göstermesin inşallah. Cemile. Sen bu gece halamın yanında kal. Bu ilaçları da al. Gerekirse içirsin. Aman sakın yalnız bırakma. Olur beyim. Pınar, cenazeler yarın öğlen namazıyla kalkacak, tamam mı? Köye haber salın, 3-4 tane adam göndersinler. Yarın hani yemeğiydi, geleniydi, gideniydi, iş çok olur. Tamam abla. Bir de şey, çay yapın, çörek börek getir milletim, lokma geçmedi boğazında. Hoca Hanım numarasını da bana buluver. Arayayım da zamanın gelsin, tamam mı? Tamam abla. Ay. Var. Hadi yukarıya çıkalım da o zaman dinlen biraz. Ben babamın odasını arayacağım. Baba. Topla kendini biraz. Gözünü seveyim. Evlat, cenazeler için yapılması gereken ne varsa ben elimden geleni yapmaya hazırım. Tamam, sağ ol abi. Ben her şeyi ayarladım. Sabah erkenden mezarlığı hazırlatacağım. Sonra da cenazelerin camiye gelmesini organize edeceğim. Sen madem mezarlıkla ilgileneceksin, ben de o zaman cenazeleri teslim alayım. Bu tür işler el birliğiyle yapıldığı zaman daha katlanılır oluyor. Olur. Baba istersen sen de bize gel. Burası benim evim oğlum. Yuvam. Abimle bir ömür geçirdik biz. Şimdi o çekip gitti diye ben bu evi terk edip gidemem Mehmet.
beraber gideriz. Sen babanı yalnız bırakma. Babam burada yalnız değil ki hayatım. Bir dolu insan var. Nasıl seni yalnız bırakamam? Biz eve gidelim. Bir şey olursa ararsınız. Tamam. Sabah gelirim zaten ben erkenden. Ağlama. Bak ben yanındayım. Çok şükür. Seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Kazayı eniştem yaptı sandım. Sen de yanımda olunca hastaneye nasıl geldim bilmiyorum. Deliriyorum sandım. Ne olur uzaklaşma benden. Bir an olsun yanımdan ayrılma. Sana bir şey olmasın. Beni hiç bırakma. Şimdi ne olacak Yılmaz Bey? He? Şimdi ne olacak? Sırrını da aldın, göçtün, gittin buralardan. Ben şimdi ne yapacağım? Ortalığa düşsem zamanı değil. Sussam huzur yok. Gelmiyor mu sultanım? Sen yat. Ben ölenlerin arkasından okuyayım biraz. İlk geceden ağırlık varmasın üstlerine. İyi. Allah kabul etsin. Amin. Dur bakalım Sevda Hanım. Seninle hesap verme günün gelecek. Dur bakalım. Kabus gün. Gitsin artık. Ben bir Elif'e baksam. Yani biliyorsun onlar Yılmaz'la. Çok. Çok yazık oldu. Hem ona hem hepimize. Eniştem, babam kadar yakındı bana. Yılmaz'ı da kardeşim gibi seviyordum. İkisini de aynı gün kaybettik. Neden herkes bırakıp gitti beni? Önce Yusuf abim gitti. Sonra babam. Yılmaz abi. Bir annem kaldı. Neden böyle şeyler söylüyorsun Münevver? Ha? Ben varım işte. Ne olursa olsun seni yalnız bırakmayacağım ben. Hep yanında olacağım. Son nefesime kadar hep seninle.
Ne olur, ne olur, ne olur ölümde babana son demeyi kimse ölmesin. Tamam. Ne olur deme bir daha. Thank you.
Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhumların ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Gel kuzum. Gitme. Bir ver yapma. Gitme babam. Gitme. Beyim gidiyor. Beyim. Kapatmayın. 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 Kapatmayın.
Ağla. Ağla Miyet Hanım, ağla rahatla. Ağla, koyuver kendini, ağla. Atacın Miyet Hanım, ağla. Ağla. Ağla, ağla, ağla. Koyver gitsin. Koyver, huzur bulsun. Gidiyor. Gidiyor sultan. Gidiyor. Bırakıp gidiyor. Allah'ım. Yeter Allah. Yapma, sen böyle tarumar olursan bu aile kim ayakta tutacak? Yapma. Yapma. Hangi aile? Hangi aile Allah aşkına? Hangi aile? Oğlum gitti. Kocam gitti. Erim gitti Allah'ım. Koskoca hancıoğlusun sen. Sen koskoca hancıoğlusun, yapma. Dostla düşmana karşı ayakta dur. Ahmet Hanım, yapma. Ah yarabbim. Ay yarabbim. Hepsini aldın elimden. Allah'ım. Allah'ım. Yeter Allah. Yeter Allah. Hanımım. Bak Yusuf Ziya var. Münevver Hanım var. Onların çocukları olacak. Sen onlar için yaşayacaksın. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Yapayalnız kaldım. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. صدق الله العظيم. Artık hancıoğullarının başı sensin Hasan abi. Bu aileyi bir arada tutma işi sana düşer. Sen hiç merak etme Servet abi. Bu günleri de atlatacağız. Ben her zaman babamın ve ailemin yanında durdum. Bundan sonra da bir evlat olarak üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Kimsenin şüphesi olmasın. Akşam olurken kapının en yakınında dolanırdım. Çalar çalmaz açayım diye. Herkesten önce seni ben göreyim isterdim. Gülerek girerdin içeri. Kızım diye kucaklarken senin sesin titrerdi. Benimse küçücük kalbim. Hep böyle kal derdim. Ben büyüyeceğim diye telaşlanırdım çocuk aklımda. Yıllar geçtikçe, yaş aldıkça büyüyorum sandım. Ama bugün anladım baba. Ben asıl şimdi büyüdüm. Ardında kalan boşlukta. Acıyla seni ararken büyüdüm. Ve yine keşke babamı dinleseydim dedim. Keşke büyümeseydim. Keşke sen yanımda olsaydın ve ben hep çocuk kalsaydım. Thank you.
Cemile, şu gardırobu açıver kızım. İçindeki kılıkları, kıyafetleri şöyle bir toparlayıver. Güzel güzel katla. Hurçlara koyver. Bu kadar çabuk mu? Münevverim, bu işi ne kadar çabuk yaparsak baban o kadar rahatlar. Silecek miyiz babam onun izlerini? Bir tanem. Bebeğim. Böyle anılar, böyle birkaç kıyafette falan silinmez yavrum. Baban hep bizimle beraber mi dedi? Bunun öyle yumuşak yumuşak konuşmaları. Sana verdiğin, bana verdiğin, ailemize verdiği şeyler. Öyle kolay kolay unutulur. Onlar bizim en büyük zenginliğimiz bu. Ben bunu vermem. Babam kokuyor bu. Zorunda mısın? Gitmem lazım Sevda. Şirkette işler birikti. Kaç zamandır doğru düz çalışamadım. Yani çok işin var mı? Akşama kadar sürer mi? Ne oldu? Bir şey mi sıkıldın sen? Yok bir şey. Yani kaç gündür hiç ayrılmadık ya. Şimdi zor geliyor. Çok şükür gelen giden, ekmek aş getiren eksik olmadı. Pek çok da Yılmaz Bey'imin seveni. Doğru dedin. Pınar, şimdi havalar ısındı ya, biz bu kadar yemeği zapt edemeyiz. E yiyemeyiz de. Sen burada söyle, ne kadar fakir fukara varsa dağıtsın bunları. Hatta sonra getirenleri de yazın, sevabına dağıtam. Tamam abla. Bir de... Kolay gelsin. Sağ olasın. Çıkıyor mu? İşler çok birikti. Çıkmam lazım abla. Allah kolaylık versin. Ne diyecektin abla sen? Münevver diyecektim. Odasına baktım yoğdu. Hamiyet Hanım'la beraber Yılmaz Bey'in odasını topluyorlar. Bütün eşyalarım. Hamiyet Hanımlar Yılmaz Bey'in odasına mı topluyorlarmış? Ne o? 3,5 attın. Gizli saklı bir şeyin mi var? Hani onların aradıkları, bulamadıkları şey var ya. Ben onu vakti zamanı geldiğinde meydana çıkarırım. Sıkıntı yapma sen. Ne oldu? Ne dedi Sultan abla? Hiç. Eşyalardan bahsediyordu. Murat! Bu
Yaz işinden ilk bahsettiğinizden beri kızıyorum sana. Hem sana hem de babama. Hep ölümü çağırıyorsunuz gibi geliyordu. Bak şimdi ne oldu? Aferin Evercim. Kaderin önüne geçiriyor. Geçen var mı? Yok. Çağırsan da geliyor, çağırmasan da geliyor. Ama neye kahroluyorum biliyor musun? Kolum kanadım kırıldı. Artık bizim kimimiz kimsemiz yok. Niye öyle söylüyorsun anneciğim? Ben varım. Soyadım değişmiş olabilir ama hala Hancıoğlu'yum. Babamdan, abimden bize ne kaldıysa hepsine sahip çıkarım. İşimize, adımıza, ailemize. E sen ne anlarsın Allah aşkına? İşten, şirketten bir nöber. Niye anlamayayım? Aptal mıyım ben? Yavrum değilsin. Değilsin ama bu başka bir şey. Bir istidat ister bunun için. O da sende yok diyorsun değil mi? Ne ver? Dur bir dur. Bine Sultan dur. Karışma bu işe. Bine ver bak. Sultan karışma bu işe. Cemile tamam yeter katladın çık. Çık hurç getir onları hadi çık. Oluyor mu senin bu yaptığın? Ha? O senin kızın. Hayatta kalan tek varlığın. Benim de gelinim. Ya. Yeah. Ya da Hancıoğlu mirasına konmak için elindeki tek ve son anahtar. Öyle mi demeli acaba? Ya. Uf. Sultan. Yeter artık. Yeter. Yeter bu mücadelen, bu hayallerin. Hı? Bu kızı da böyle doldurma. Yok yaparsın, yok edersin. Sen de biliyorsun, yapamaz. Münevver'in benden alacağı tek pay kendine düşen. Gerisi için ağzının suyu akmasın artık kızım. Senin o torun dediğin var ya. Ay tamam. Ay tamam yeter. Bitti o iş, eskidi. O torun benim. İstesen de istemesen de bu böyle. O torun benim. Ayrıca şunu kafana koy. Şu göğe merdiven dayasan bari ya. Benim mirasımdan tek kuruş senin kursağına geçmez. Geçemez. Buna izin vermem. Ne ben hayattayken ne de ölümümden sonra. Hiç ağzına su yakmasın. Ne yapacaksın gı? Ha? Dünyaya kazık mı kakacaksın? Kefenin cebi yok. Her şeyini ondan mı götüreceksin yoksa? Vakıf kuracağım. Bütün malımı mülkümü de oraya bağışlayacağım. İstersen sen şu küçük aklını bunlarla yorma. Ha? Yeter artık ya. Yeter. Domuz. Neler düşünmüş domuz. Ama ben de sultansam. Varını yoğunu elinden alacağım. Hoş geldiniz Mukadder Hanım. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun Hamiyet Hanım. Sağ olun dostlar sağ olsun. Yurt dışındaydık. Duyunca nasıl yıkıldığımı tahmin edemezsiniz. Ay, dönünce ayağımızın tozuyla hemen geldik Hamiyet Hanım. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sizi böyle alabilir miyim? Buyurun. Misafir geldi ha. Pınar, Münevver'e söyle anasının yanına insin. Siz de izzette, ikramda hiçbir şeyi eksik etmen tamam mı kuzum? Tamam abla. Allah sabırlar versin Hamiyet Hanımcığım.
Sağ olun efendim. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamiyet Hanım, giden gidiyor da olan kalana oluyor. Doğru. Ama ben nasıl alışacağım, nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Allah'tan Yusuf Siyah'ım var. Benim tek teselli. Küçücük çocuk var ya. Benim yaşam sebebim oldu. Derdi veren Allah dermanını da veriyor Hamiyet Hanımcığım. Bu çocuk da sizin derdinizin dermanı. Münevver. Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun? Hiç. Babamlar. Yalan konuşma. Anana gücendin değil mi? Haksız mıyım? Her lafında kimsem kalmadı diyor. Yusuf Siyah olmasa ben de ölürdüm diyor. Sanki ben onun çocuğu değilim. Niye böyle yaptın kız? Kadın acısından ne dediğini bilmiyor. Biliyor, biliyor. Demin de duydum. Ben her şeyin üstesinden gelirim dedim. Sen bir dalga geçmediği kaldı benim. Ya haksız mı peki? Ha? Yani hani anan sana bugüne kadar hiçbir işi yaptırmadı. Hep işlerinizi eller gördü. Hani böyle el bebek, gül bebek, nazenin büyüdün sen. Onun için anan da hani Münevver de şimdi şu gerekeni yapar diyemiyor haliyle. Yaparım ama. Daha önce de çalıştım. Beceremem sandılar, becerdim. Ya benim zerre kadar şüphem yok. Ama gel bunu anana anlat yani. Hani şimdi kocan var ya. Tabii kocan var. Er işini o yapar. Karı koca beraber halledeceksiniz bir şeyleri. Böyle zamanlarda birbirinize destek olacaksınız. Gerçi her şeyin idaresini Ali Ömer'e bıraktı. O da halasını kıramıyor. Hani istese de istemese de sesini kısıyor, yükleniyor bir şeyleri tabii. Hiç kusura bakmasınlar. Ben varım burada. Her şeyin de üstesinden gelirim. Babamın kızıyım ben. Tabii. Burada, konakta, şirkette, her yerde senin de hakkın var. Önceden baban vardı, abin vardı. Canım şimdi de kocan var. Yani karı koca birbirinize destek olarak gideceksiniz kızım. Öyle de Yiğit istemez ki. Sen Yiğit'e ne bakıyorsun? Gururlu çocuk tabii ama anan dese gel Yiğit şu işin ucundan tut sen de bunu yapacaksın dese mecbur gidecek seve seve yani. Allah rahmet eylesin. Sağ olun abi. Sağ ol. Sağ ol. Kayınpederiniz nasıl oldu? İyi abi, sağ ol. Vallahi duyunca inanamadım. Her şeyin başı sağlık tabii. İstanbul'a yerleşmişler, öyle mi? Evet. Öyle oldu. Hastalık neticede. Şifası neredeyse oraya gideceksin. Memleket, toprak demeyeceksin. Şirket ne oldu peki? Bade de burada seninle çalışıyor madem. Orada işleri kim yürütüyor? Aile arasında hallediyoruz abi. İyi madem, başınız sağ olsun. Sağ ol. Ne diyor bu Muhsin? Anlamadım ki baba. Hastalık falan bir şeyler dedi ama
Herhalde Sezer Hanım'dan bahsediyor. Bu Palalılar'da tanıdığımız biri var mıydı? Şöyle güvenilir. Evet ya. Ali Ömer'i arıyorum. Bir dosya imzalasacağım. Bulamadım. Çocuklar, ben içerideyim. Ben imzalayayım hayatım. Ama hayatım, bunlar senin imza yetkinin dışında. Kimin yetkisinde bari? Koskoca şirkette benden başka Hancıoğlu kaldı mı? İnsanın böyle günlerinde aranılması çok güzel bir şey ama ay bittim valla. Dön dolaş aynı laflar. Ne yapacaksın Hamiyet Hanım? Hı? Böyle zamanlarda bu kapı kapanmaz ki. Her şeyi eşine dostuna biliyorum. Doğru söylüyorsun da bittim inan. Azıcık bir yukarı çıkacağım. Başım çatlıyor. Azıcık bir yatacağım. Hadi ev size emanet hadi. Pınar, ortalığı iyice bir toparlayın, tamam mı kuzum? Hah. Abla. Ben Yılmaz Bey'in eşyalarını dekledim. Elif de bitirmiş. Şimdi ne yapacağız biz bunları? Muhtara seslen. Göndersin birini, aldırsın. Fakire, fukaraya dağıtam hayrımıza. Olur. Nereye Sevda? Hiç. Çocuğun odasına giden beraber. Malum. Kızdan büyüyor. Güçülmüşlerini alam da bu kıyafetlerle beraber gönderem. Sevabına. Haydi. Bakıyorum keyfin yerinde. Yılmaz Bey'le bir sırrım daha gömüldü diye düşünüyorsan hata yaparım. Şu işin peşini bıraksan artık. Yani sen eşeledikçe Allah bir mani çıkarıyor. Hem Hamiyet Hanım'ın münevverin acısı yetmiyor mu sana? Acaba sen onlara mı acıyorsun, kendine mi kıyamıyorsun? Hiç çeneni yorma. Kurduğun düzen yüzünden yiğidin hakkı olan mal mülk senin oğlana geçti. Bak bakalım bana. Ben de sana onu bırakacak göz var mı? Para pul umurumda değil. Benim umurumda. Onun için gününü gün et. Yılmaz Bey'in yedi sebe çıksın. Akı karayı çıkaracağım meydana ben. Muhasebeden aradılar. Adamlara şirkette bazı değişiklikler olacak demiş. Doğru duymuşsun baba. Geç otur. Aklından ne geçiyor? Düşündüm de. Amcam vefat ettikten sonra senle ben dışında Hancıoğlu kalmadı şirkette. O yüzden yönetim kurulunda bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ama oğlum, amcan daha toprağı kurumadı. Haklısın baba. Ben de üzüldüm. Ama hayat akmaya devam ediyor. Bu yüzden bir an önce değişiklik yapmamız şart. Bu iş öyle keyfe keder olmaz oğlum. Şirketin büyük hissedarı yengenler. Kim geçecek yönetim kurulu başkanlığına? Hı? Münevver mi? Yoksa yengem mi? Belki de Yusuf Ziya ha? Vekilleri Ali Ömer biliyorsun. Ali Ömer aileden değil baba. O sadece şirketin CEO'su. İstediğim zaman bu şirketteki işine de yetkilerine de son verebilirim. Ama oğlum. Aması maması yok baba. Herkes bu şirkette benim başa geçmemi istiyor. Çünkü doğru olan bu. Ailedeki tek erkek çocuk benim. Onun için yönetim de benim hakkım. Tam zamanında geldim galiba. Evet. Biz de senden ve yönetim kurulu başkanlığından bahsediyorduk. Duydum. Mehmet, şayet burada olmam sizi rahatsız ediyorsa ben gereğini yaparım. Aman oğlum, yanlış anladın. Gereğini yapacağına şüphem yok Ali Ömer. Sen de takdir edersin ki yeni bir yapılanmaya gitmemiz şart. Amcamın sana vermiş olduğu yetkilerin bir kısmını geri alıyorum. Malum, amcam yaşlıydı. İşle gerektiği gibi ilgilenemiyordu. Onun için senden yardım istedi. Ama çok şükür ben kendi işimi kendim yapabiliyorum.
Tabii. Tabii Mehmet. Bu konuyu kendi aramızda konuşsak. Hiç gerek yok. Yarın yönetim kurulu toplantısı var zaten. Gerekli düzenlemeleri herkese bildiririz. Şimdiye kadar göstermiş olduğun işbirliğinden gayet memnunum. Bundan sonra da iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum Ali Ömer. Tabii sen de istersen. Ben özellikle bu ailenin iktidar savaşının dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da karışmaya niyetim yok Mehmet. Ortada karışılacak bir durum yok zaten Ali Ömer. Hancıoğlu ailesinin tek erkek varisi ben olduğuma göre şirketi yönetmek de benim hakkım. Enişten bu görevi bana verdiğinde... Enişten artık yok Ali Ömer. Ben varım. Ah be Mehmet. Aferin diyeceğine hala kızıyorsun baba. Artık gözünü aç, etrafına bir bak. Bizim devrimiz başlıyor artık. Mehmet Hancıoğlu devri. Ah Yılmaz Beyciğim. Refah mı bu bana? Anne. Canım. Nasılsın canım? Nasıl olayım Münevve? Baksana şuna. İçim böyle parça parça. Her nefes alışımda ciğerim yanıyor. İçim yanıyor. Anneciğim benim. Neler neler yaşadık. Ama sen hep dimdik ayaktaydın. Biliyorum. Kolun kanadın kaç kere kırıldı. Çok. Yoruldun da. Anneciğim. Bu yüzden artık kendine çok dikkat etmeni istiyorum. Canım. Sana bir şey olursa ben dayanamam anne. Anneciğim bundan sonra ailemizin her şeyiyle ben ilgileneceğim artık. Konağın düzeni, şirketimizin işleri, hisselerimiz. Ay Münevver. Ay Allah aşkına gene mi aynı mevzu? Ha? Oh. Anneciğim, biliyorum. Beceremeyeceğimi sanıyorsun ama yapabilirim. Zaten yapmam da gerekiyor. Aileden bir tek senle ben kaldık. Ah be benim İpek kızım. Sen ne anlarsın şirketten Allah aşkına şirket işlerinde? Ha? Ya niye anlamayayım? Daha önce de çalıştım. Az çok tecrübem var. Şimdi de kendi şirketimizde çalışacağım. Ay Allah aşkına Münevver, yalvarırım. Otur oturduğun yerde. Ha, başıma iş çıkartma. Ali Ömer var. Senin işinle benim işimle de ilgilenecek. Söz verdi. Sen niye güvenmiyorsun bana? Ya tamam. Abim de tabii ki yardımcı olur ama orası Hancıoğlu şirketi. Ben de bir Hancıoğlu'yum. Evet. Hancıoğlu'sun. Ama sen ne anlarsın şirket işinde? Hayatında bir defa bir müşteriyle karşı karşıya mı geldin? Ayol sen orada ne satılıyor, ne alınıyor onun bile farkında değilsin daha. Öğrenirim. Kocam da yardım eder. Asla. Asla Münevver. Buna asla izin vermiyorum. Hayır kim doldurdu seni Allah aşkına? Ha?
Kim doldurdu da getirdi karşıma? İzin vermiyorum. Duydun mu beni? İzin vermiyorum. Evet, o senin kocan. Ama hep öyle kalacak. Şirketten adımını atmayacak. O kadar. Niye? Ne demek niye? Senin kocana benim zerre kadar itimadım yok. Hele onun anasına hiç yok. Ne verim? Bak bir tane. Bu adam senin kocan. Anlıyorum. Sen ona aşıksın. Bunu da anlıyorum. Ben de sana saygı duyuyorum. Sırf bu yüzden sesimi çıkartmıyorum. Ama daha fazla şey bekleme benden. Lütfen. Hayır, anlamıyorum ki. Hayır, benim kocam ne yaptı sana? Güvenmemek için ne yaptı sana? Bugüne kadar tek bir şey istedi mi senden? İstemez tabii. Akıllı adam. Böyle üzüm salkımına sahip olacağı yerde bağa girecek. Üzüm bağına. Ay, inanmıyorum sana. Münevver. Her şeyi doğru konuşuyor. İçimden ne geliyorsa onu söylüyor. Ayrıca benim artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı kızım. Hiçbir şey. Ya. Olur. Haklısın. Haklısın ya. Bundan sonra kaybedecek hiçbir şeyin kalmadı. Ben de gidiyorum. Artık tek başınasın. Rahat ol. Tamam mı? Konakta, şirkette, her yerde tek başınasın bundan sonra. Ne diyorsun sen ayol? Duydun. Duydun. O güvenmediğim kocamı da alıp gidiyorum. Yeter artık ya. Kızım Allah aşkına fevri davranma. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ne fevri davranması? Sen günlerdir ne dediğinin farkında mısın? Kimsem kalmadı deyip duruyorsun. Ha? Yeter artık, yeter. Bundan sonra ben de yokum o zaman. Böyle bir çuval inciri berbat ediyoruz. Bir imzanız lazım Ali Ömer Bey. Yarın yönetim kurulu toplantısından sonra bakarız. Çıkıyor muydunuz? İyi misiniz? İyiyim. Ali Ömer'in yetkilerini alacağım ne demek? Çünkü bu şirket benim hayatım. Babamın. Niye Ali Ömer yönetecekmiş? Çünkü onun işi bu. Şirket sizin olabilir ama sergilediğin tavır çok yanlış. Ali Ömer her zaman iyi ve tarafsız bir yönetici oldu. Ayrıca benim işe girmemde de ne kadar çabaladığını biliyorsun. Böyle bir yöneticiyi neden kaybedelim ki? Ben Ali Ömer işten ayrılsın demedim. Sadece amcamın gereksiz yere verdiği yetkileri kısıtlayacağım. Mesela bundan sonra o benden izin alacak. En başta olması gerektiği gibi. Oh, mis gibi kokuyor vallahi. Çayı da yeni demledim. Koyayım mı sana iki poğaça? Olur vallahi. Sorulur mu hiç? Hadi afiyet olsun. Çok sağ ol. Münevver nerede bu arada biliyor musun Pınar? Hah. Bak, iyi insan da lafın üzerine gelir işte. Pınar'cığım, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Hayırdır, senin canın sıkkın gibi?
Ya bu konaktan gidelim desem, ya, başka bir yerde yaşayalım desem ne dersin? Neden? Ne oldu yine? Annem. Kavga ettik yine. Gidelim Münevver. Sen nereye istersen ben oraya götüreyim seni ama... yani bu durumda anneni yalnız bırakmak olur mu? Yok canım, ne yalnız kalması. Ali Ömer'le Sevda yeter ona. Ya benden çok onlara güveniyor. İnanamıyorum. Önce yeğenime bakmama izin vermedi. Şimdi de şirketteki hisselerimi idare etmeme izin vermiyor. Ben yapabilirim diyorum. Yiğit de bana yardım eder diyorum. Dediğime bin pişman etti. Duymadığım hakaret kalmadı ya. Yine suçladı değil mi? Sanki ben söylemişim gibi davrandı. Böyle apar topar evden gitmek istediğine de göre bu sefer epey ileri gitti. Ben hakikatleri söyledim oğlum. Münevver'in de er geç öğreneceği hakikatleri. Ama ağır geliyor değil mi gerçekleri duymak? Sizin gerçeklerinizle bizim gerçeklerimiz arasında çok fark var Hamiyet Hanım. O yüzden daha fazla birbirimizi kırmayalım bence. Ya. Kim tutuyor sizi? Zorla mı tutuyorum burada? İşte kapı orada. Buyurun. Hadi eşyaları toplayalım. Ben topladım zaten. Geldin mi kuzum? Kuru fasulye yaptırıyorum bugün, seversin diye sen. Size afiyet olsun anne. Ya siz dışarı mı çıkıyorsunuz? Yok anne, biz evden ayrılıyoruz. Ne demekmiş o? Duydun işte anne. Şimdi, hiç olacak şey mi evladım o? Hamiyet Hanım'ın en çok ihtiyacı olduğu zamanda. Birlik beraberlik vakti şimdi, değil mi? Merak etme, annem istedikleriyle beraberleşti abi. Ne olur ısrar etmeyin. Biz kararımızı verdik, kendi hayatımızı kuracağız. Belli ki kızmışsın. Belki de haklısın. Ama anayla evlat arasında olur böyle şeyler. Sabırlı ol biraz, anlayışlı ol. Ananın da yaşadığı şeyler kolay değil, değil mi? Yok anne, bu öyle bir şey değil. Madem beni yok sayıyor, ben de bundan sonra yok olurum. İyi madem, bağ evine gidin, orada biraz dinlenin böyle. Sonra Hamiyet de düşünür, taşınır, belki bir şeyler değişir değil mi? İstemem ben anne. Gerek de yok zaten. Biz paramızın yettiği bir otele yerleşiriz. Sonra da bir ev tutarız. Eşyaları da size bırakmıştık. Evet. Ne olur anne, bir şey deme. İyi. İyi. Coşan'ın önünde durulmaz zaten. Ne yapalım? Kalan eşyaları sonra gönderirim ben. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Ya çocuklar burada yokken ne işimiz var bizim burada?
Ya onlar kanlarının deliliğine kapılmışlar gittiler. Bizde mi fevri davranan Reşit Efendi? Kadının hali hal değil. Maazallah başına bir şey gelir, vicdan azabı çekeriz. Tek sebep bu mu Sultan? Meselenin Sevda ile hiç mi alakası yok? Canım meydana ona bırakmak istemem tabi. Hakikati er geç herkes öğrenecek nasıl olsa. Ne oldu Sultan? Rapordu, sahteydi filan derken birden sustun. Vazgeçtin desem... Değer. Doğru. Vazgeçmedim ama akıllandım. Kız yalan konuşuyor dedikçe kimseyi inandıramadım. Dur bakalım, bekleyen biraz. Herkesin yalanı kendi ayağına dolanır belki. Nasıl geçti günün? Keyifsizdi bugün. Neden, bir şey mi oldu? Sen yanımdayken tatsız şeyler konuşmak istemiyorum. Her şeyi unutturuyorsun bana. Acımı, kızgınlığımı. Seni seviyorum. Mehmet, al bunu oğlum. Bu ne baba? Palalıların muhasebe müdürünün tahsilinin telefon numarası. Ben arayacağını söyledim. Sağ ol baba. Çok mu beklettim? Hayır canım. Biz seni bırakalım mı baba? Yok canım. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım seni akşam yemeğinde yalnız bıraksam üzülür müsün? Niye hayatım? Ya müşterinin biriyle buluşacaktım. Biraz geç aradı. Akşam yemeğinde görüşelim dedi. Ben de hayır diyemedim. İyi. Ben de duş alır uzanırım. Zaten ayaklarım ağrıyordu. Kaldık mı baş başa? Derdiniz neydi bilmiyorum ama... Boşver. Biz bu çatının altında neler atlattık ki? Genç onlar. Boşver Hamiyet Hanım. Onlar çok genç. Ben çok yorgun. Artık hiçbir şeyle uğraşacak halim kalmadı Sultan. Öyle deme. Sen hepimize taş çıkartırsın vallahi. Karartma yüreğini öyle ya. Yapma. Münevver, istiyorsan karşıdaki köfteci de yiyelim, ne dersin? Yo, benim canım kahvaltı etmek istedi. Öyle mi? Tamam, sen nasıl istersen. Tabak ve çatalları da birazdan getirirler. Hoş geldiniz Tahsin Bey. Hoş bulduk. Bir şey alır mısınız? Ben de bir şarap alırım. Başınız sağ olsun. Cenazede Hasan abiyi gördüm. Epey sarsılmıştı. Kolay değil tabii. Şimdi nasıl, biraz daha iyi mi? Daha iyi. Teşekkürler.
Konuşmak istediğinizi söylediğinizde hayli şaşırdım. Konu nedir? Telefonda konuşulmayacak kadar önemli bir konu olunca sizi buraya kadar rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Buyurun, dinliyorum. Celal abiyi merak ettik. Belki haberiniz vardır. Bade benim eşim olur. Celal abi gittiğinden beri ondan haber alamıyoruz. Buna en çok da Bade üzülüyor. Ne de olsa kızı. Eğer bu konuda bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Keşke olabilsem. Celal Bey'in gidişi çok ani oldu. Kimse ne oldu, bitti, niye gitti hiç anlamadı. Peki işleri kim yürütüyor? Celal Bey arkasında çok işleyen bir sistem bıraktı. Her hafta raporlar hazırlanıp kendisine iletiliyor. Şu anda yurt dışında mı? Sanmıyorum. İstanbul'dalar diye biliyorum. Ama onu en iyi Demir bilir. Ne de olsa Demir onun sağ kolu. Peki bu Demir'e nasıl ulaşabilirim? Sonuçta Hasan abinin hatırı var. Ben size numarasını vereyim. Arayın, sorun. Ama benden aldığınızı söylemezseniz sevinirim. Merak etme. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kahvelerinizi getireyim mi? Bana yapma kızım. Ben biraz keyifsizim, uzanacağım. Pınar, Hamiyet Hanım'ın kahvesini ben yapayım kendi usulümce. Ali Ömer, azıcık konuşalım mı içeride? Yavrum sen de bir Yusuf Ziya'ya baksana. Gel bir tanem. Geç şöyle. İşte. Bütün evraklar burada. Artık sana teslim. Yapma Allah. Ay neyi yapmayacağım anlarsın Ali Ömer. Artık benim bunlarla uğraşacak ne mecalim var ne de isteğim. Oh. Engin yasal olarak her şeyi hazırlar. Bütün evrakları falan merak etme. Zaten eskisi gibi olacak. Torunumun bütün malı, hakları falan olduğu gibi senin idarende olacak. Yalnız senden bir isteğim daha var. Benimkini de Münevver'inkini de alır mısın? Lütfen. Olmaz Allah. Yani seninki adına ise de ya Münevver kendi halleder bu işleri. Üstelik yanında kocası var. Oğlum mesele de bu zaten. Kör aşık Münevver, kör aşık. Etrafında ne dolaplar dönüyor farkında bile değil. Sen neden bahsediyorsun Allah? Sultanın açgözlülüğünden bahsediyorum. Bakma sen onun böyle iyilik meleği gibi ortalıklarda dolaştığını. Onun ciğerini bilirim ben, ciğerini. Fırsatını bulsun var ya, canımı yakmak için böyle gözümün içine bakıyor. Görmedin mi karına yaptıklarını? Ha? Ne iftiralar attı kıza. Hırsına yeniliyor, hırsına. Eğer ben torunuma bırakmış olduğum parayı onun o sümsük oğluna bırakmış olsaydım var ya, düğün bayram yapardım. Ama yok. Çıkarına dokundu. Aklının bütün ipleri koptu. Ne yapayım? Emri Hak ne zaman gelir kapıyı çalar bilmiyorum. Ama ne olur gözüm açık gitmesin. Lütfen. He de, ha? Emin olayım ki Münevver'imin parasına, puluna, malına, mülküne kimse dokunamayacak. Ya geldin mi sultanım? Ben de ajansları dinliyordum. Kahveler kime?
bana kim olacak? İyi de bu... Ya ne bileyim, akıl mı kaldı bende? Sen gene niye takıldın? Di bakayım bana. Ya susayım, sabredeyim diyorum ama bu çocukların gidişi iyi olmadı. İyi de gitsinler biraz kafalarını dinlesinler diyen sen diye miydin? Dedim, dedim demesine de Hamiyet'in durumu iyi değil Reşit Efendi. Maazallah başına bir hal gelir Münevver Sittin seni affetmez kendini. İyisin ben gideyim şunlarla konuşayım. Arası soğumadan gelsinler. Kız da anasına danasına sahip çıksın burada. İyi o vakit ben de geleyim seninle. Yorulma sen ya ben gider gelirim. Ya yok burada otur otur kasvet basıyor vallahi ben de geleyim seninle. Haydi. Sorun sadece isteyip istememek değil halacığım. Ben senin canını sıkmak istemediğimden bahsetmeyecektim ama... Mehmet haklı olarak yönetim kurulu başkanı olmak istiyor. Ne hakkı? He? Ne hakkı? Onun hiçbir şeyde hakkı yok. Hiçbir şeyde de haklı değil. Bak halacığım. Ben eniştemin ricası üzerine yönetim kurulu başkanlığını yapıyordum. Oysa Mehmet hem aileden hem de tek erkek varis. Üstelik müşterileri de piyasayı da çok iyi biliyor. Ayrıca yıllarca bu şirkete hizmet vermiş. Abişim. Sen bu işi bırakmışsın zaten. İnanmıyorum sana. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Eniştenin kemikleri sızlamaz mı ayol? Adam daha toprağa karışmadı. Bakar mısın? Bunca yıl emek verdiği, kurduğu düzen paldır küldür yıkılıyor. Yapma hala. Nasıl bırakırsın? Ha? Sen bizi o Mehmet'in eline nasıl bırakırsın? Oğlum, o şirketi ona bıraktığınız an harabeye döner. Tozunu attırır oranı. Şu kardeşine yaptıklarına bak. Yusuf'uma. Elinde daha çocuğumun kanı var. Ona mı kalacak bu şirket? Halacığım, sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Eniştem öldüğü zaman bana verdiği vekaletname geçerliliğini yitirdi. Şimdi artık yetki siz hissedarlarda. Ben şu an sadece bir yöneticiyim. Mehmet yetki verirse yaparım. Vermezse de elimden bir şey gelmez ki. Peki bizim hakkımızı kim koruyacak? Benim hakkımı, Münevver'in hakkını. O hırsız Mehmet mi? Yoksa o katil karısı mı? Ah be abişim. Sen anlamıyorsun galiba. Sen benim bu hayattaki tek dayanağımsın. Tek tutunacak dalımsın. Bak. Münevver'de kodu gitti beni. Nereye gitti? Ben onları yemeğe çıktılar zannediyordum. Bana kızmış. Günlerdir için için çok kırılıyormuş. Kocasını aldı gitti. Thank you.
Anne ver bir sakinleşsin. Gerekirse gider ben konuşurum. İstemem. Madem beni bu halde bırakıp gitti. Peşine de düşmem. Burası onun evi. Eğer arzu ediyorsa gelir. Keyfi isterse de gelmez. Çok parçalandım artık Ali Ömer. Çok yorgun. Artık bu tür şeylerle uğraşmak istemiyorum. İsteyen istediğini yapsın. Neyse. Sen şimdi bırak bakayım Menever'i. Bu yönetim kurulu toplantısı ne zaman? Yarın. Yarın. Ali Ömer. Lütfen yarınki yönetim kuruluna katıl. Hı? Bizim için. Bizim haklarımızı korumak için. Gerisinde sonra konuşuruz. Ama halacığım... Hala ama diyorsun bir tane. Ben de insanım. Yani böyle birdenbire her şeyi bir anda nasıl düşüneyim Allah aşkına? Kocan evet dese iyi olacağım da. Peki alacağım, tamam. Yeter ki sen daha fazla üzülme. Doğru mu söylüyorsun? Çok sevindim. Sağ ol. Hay Allah. Çıkarken yazılı kağıtlarını unutmuşum. Murat'a söyleriz getirir. Çay bardaklarını mı almaya geldiler acaba? Anne? Aa, anne? Niye geldiniz? Gelmese miydik? Böyle kapı ağzında mı konuşacağız? Girebilir miyiz? Tabii anne, böyle geçin. Anneme bir şey mi oldu? Anana bir şey olmadı. Ama olabilir. Bazen keşke kendi evimizde baş başa yaşasaydık diyorum. Neden? Canını mı sıktı anam? Aslında bir şey yapmadı. Kendince sahiplenilmek istiyor. Ama ben bu sorumluluğu istiyor muyum? Sormuyor bile. Onun senden başka kimsesi yok ki. Öyle. Öyle ama ben yokken yaşadıkları sorunların içine itilmek istemiyorum. Mehmet bir yandan, halam bir yandan. Bazen öyle bunalıyorum ki kaçıp gitmek istiyorum. Beni bırakıp mı? Bir düşüneyim. Dönmeyeceğiz anne. Yani sen Yiğit için neler söylediğini bilseydin eminim dönün demezdin. Harını söndür de öyle konuş benden. Ben sana haksızsın dedim. Haklısın ama böyle bir davranış yanlış yani. O senin anan. Senin anansa ben de kaç senedir oturuyorum hamiyetle. Öyle yaptığın zaman tam ters teper. İyi olmaz. Hamiyet zıvanadan çıkar. Daha ne kadar zıvanadan çıkacak?
Kız zannediyor mu ki? Hani sen gittin diye böyle takkesini önüne aldı düşündü. Hiç öyle yapmadı vallahi. Ali Ömer'e gitti direkt şöyle et böyle yap diye talimatlar vermeye başladı. Hey. İstediğini yapsın. Bizi ilgilendirmez. Yiğit. Anayla kızın arasına sen girme. O kadının da bir istidadı var, bir dayanma istidadı var ya. Ha o kadar acı, keder. Maazallah bir şey olur yarın öbür gün. Vicdanınızın sesini susturamazsınız. Onun için pılınızı pırtınızı toplan düşün önümüze haydi. Onun dili başka söyler, yüreğe başka söyler. Sen bakma ona. Senden başka kimi kaldı kız? Anne, onca lafı söylememiş gibi yapamam ben. Sen söz sahibi olmak istemiyor musun? Beni dinle. Git anağın elini öp, dizinin dibinde otur. Münevver isterse gider. Özür dediler. Annesidir neticede. Ama ben ne o eve girerim, ne de özür dilerim. Gideceksin dedim mi, gideceksin Yiğit. O senin karın, onlar da ailesi. Yedi kat el yanı başında dursun, siz basın gidin. Bu mudur ya? Şimdi kızdınız, gücendiniz biliyorum. Ama ananızın yerden göğe kadar hakkı var. Bu gece burada kalın, düşünün, taşının. Yarın da yuvanıza dönün. Size böylesi yakışır. Hadi biz gidelim artık Sultan. Gidelim. Haydi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ali Ömer gitti mi kızım? Gitti. Sevda biraz işim var çarşıda. Çok gecikmem gelirim tamam mı? Keşke Ali Ömer'le gitseydiniz. O bırakırdı sizi. Yok çocuğum yok. Onun şirkette çok önemli bir toplantısı var ben biliyorum. Başımın çaresine bakarım ben. Yalnız kalmak istemezseniz ben de geleyim mi? Hayır. Oradan Yılmaz'a uğrayacağım. Pınar. Murat nerede kızım? Dışarıda hanımım sizi bekliyor. Tamam. Ev sana emanet. Hadi kızım hoşça kal. Ne yapacağız? Ölecek miyiz şimdi? Annem haklı bence. Hamiyet Hanım'ı yalnız bırakmamalısın. Sen? Ben biraz uzak kalayım. Annem biraz sakinleşsin. Ben de dediklerini azmedeyim ondan sonra bakarız. Sen gelmezsen ben de gitmem o zaman. Ya saçmalama Münevver. Ya annene bir şey olursa? O zaman ne sen beni affedersin ne de ben kendimi affederim. Ayrı mı kalacağız yani? Biz ne ayrılıklar ne hasretlikler yaşadık güzelim. Yıkar mı bizi bu yalancı ayrılık ha? Bu masaya buradan bakmak bayağı keyifliymiş. Çalışanları huzursuz etmenin bir manası var mı? Üstelik amcan yeni ölmüşken. Başkalarını düşünmekten ne zaman vazgeçeceksin baba? Hı? Kimsenin rahatı için hakkım olandan vazgeçecek değilim. Beğenmeyen verir istifasını defolur gider. Mehmet babanın demek istediği şey öyle bir şey değil. Bir kere herkes seni yanlış anlayacak. Taziyelerini sunmak için toplanmış insanlara yeni başkan benim dediğinde sanki herkes amcanın ölmesini fırsat bildiğini zannedecek. İsteyen istediğini düşünsün hayatım. Önemli olan bizim ne düşündüğümüz. Sen niye böyle yapıyorsun oğlum? Neden sütünü içmiyorsun? Böyle yapınca ama çok üzülüyorum annem. Bakıyorum gemi ağzıya aldın. Annem falan.
camın boşluğunu doldurmak elbette mümkün değil. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Kusura bakmayın. Geç kaldım. Biz de başlamak için seni bekliyorduk. Geç otur. Ne diyordum? Ha. Amcamın ani ölümü hepimizi derinden sarstı. Ama işler beklemez. Onun için amcamın şimdiye kadar Fahri olarak yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığını bundan sonra ben devralıyorum. Oylama yapılmadan mı? Nasıl yani? Ali Ömer Bey vekil değil miydi? Eniştem hayattayken bana verdiği vekaletname ile yönetim kurulu başkanlığı görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Oysa şimdiden sonra bu görevi aileden birinin yürütmesi çok daha doğru olacaktır. Sakın. Aklından bile geçirme. Yenge. Ben Hamiye Tancıoğlu. Kocamın ve evlatlarımın hisselerinin varisi olarak ve en büyük hissedar olarak geldim. Şu andan itibaren yönetim kurulu başkanı benim. Gitti diye kızdın. Biliyorum. Ama yani ben bilseydim engel olmaya çalışırdım. O da seni adam yerine koyardı, oturur dinlerdi değil mi? Nereden çıkardın sen benim böyle bir şey söyleyeceğimi? Hı? Ben kendi işimi kendim görürüm. Ben senin için verdiğim kararı sana demeye geldim buraya. Bunlara bak, bunlar ne biliyor musun? Bak. Bir tanesi hayatının devamı. Öteki idam fermanın. Sendeydi demek. Bendeydi ha. Sen daha beni tanıyamadın Sevda. Ben keçemi suda bırakmam. İşimi garantiye alırım. İcabına da bakarım. Ne yapacaksın bunları? Ali Ömer'e göstereceğim de ne? Allah. Maksadım oydu başta. Ama düşündüm seni konaktan kovsam, oğlan da yanına katsam boyun mu uzayacak yani benim? Nasıl yani? Saklayacak mıyız bu gerçeği? Evet. Saklayacağız.
sen benim dediklerimi harfiyen yaparsan saklayacağız. Öl de öleyim. Ama ne olur beni Ali Ömer'den de oğlumdan da ayırma. Her şeye razısın yani ha? Razıyım. İyi. Bak. Bunlar benim sigortam. Ola ki gavlimizden dönersen bunları Ali Ömer'e veririm. Yakarım seni. Vallahi bozmam. Sen ne istiyorsun onu söyle. Hamiyet'in hani torununa bıraktığı o bütün evler, hisseler, mallar, mülkler var ya, onları oğlumdan alıp üstüme yapacağım. Nasıl yapayım? Ben yapamam ki. Vallahi paşa gönlün bilir. Ya her şey benim olur, önce bu konak. Ya da bütün oyunların, yalanların, her şeyin ortaya dökülür. E malum sen çocuktan kandırmadın sade bizi. Yılmaz Bey'in ölümü de muallak. Yalan. Ben hiçbir şey yapmadım. Yılmaz Bey'e dokunmadım bile. Ya kapı gibi rapor var elimde. Hı? Yalancının önünde gidenisin. Sözüne kim inanır? Hem yemin etsen başım ağrımaz. Yılmaz Bey'i en son sağ gören sensin. Senin o odadan çıktığını gören de ben. Dediklerimi yap. Ya da bunları Ali Ömer'e veririm. Yılmaz Bey'i sağ gören son insan da karın. Bari ötesini sen düşün derim.